Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala hoş bu mekanını uzun mübarek kılsın. Allah'ın beraberimizi, saygı, hoşlarını, berekatını, hayrını versin. Taklif için Allah'a da teşekkür. Allah Teala uzun buladığına sohbetimizi menfaatli kılsın. Soru, tasavvuf nüme? Tariqat nima degan savol qisqasi. La mushahata fi al-istilah degan qoida bor. Istilohda hech qanaqa bir ayblov yo'q. Torlik yo'q. Xohlagan istilohingizni qo'yishingiz mumkin. Bir so'zni qo'yib, shuni istiloh qilib, gap mazmunda. Siz nimani istayapsiz o'sha tasavvuf degan paytida? Mana Abu Hasan Nadviyning gaplarini bugun Sheyx Abdulloh aytib berdilar. Yani bazı adam tasavvuf dese, sufilik dese, bunu bir yaman isim deyip duyadı da. Yani ki hatta bazı bir taifeler sufilikini ayıblav sözüge eğlendirdi. Bunu onu sökmek olsa sopa diye söker. Yani ki sufilik deydi. Yani ki bir de atura patikörse asopçilik bu deydi. Tasavvuf ne hem? Tasavvuf sufilikten alınken. Tasavvuf sufi buluş deyken. Tebezzer, taammer yavşıyken. Tasavvufa sufi buldu degan. Saf sözden çıkanmaz. Safa sözden yoki safa sözden çıkanmaz. Belki sufi sözden yasalgan. Felsefeye o'xshab. Felsefe ta felsefe deydi. Felsefuf deydi keyin. Yani sufi bo'lish degani tasavvuf degani. Ko'pchilik shuni talqin qilgan. Boshqa talqinlar ham bor, lekin ko'proq shu. Shuni aytayaptilarki, Abu Hasan Nadviy aytgan ekanlarki, shunaqa sufiylik tasavvuf desa ba'zilar yomon oladi. Bu bid'at deydi yoki qolalaydi. Shunda mayli o'sha tasavvuf so'zini ishlatmay qo'yaveringda tazkiyatun nafs deng, tarbiyatun nafs deng, tasfiyatun nafs deng, tabattul deng, zuhud deng bo'laveradi. Toyinki eshitayotgan odam qulog'iga yoqimsiz tuyulmasin shu so'z. Toyinki yaxshilikdan o'sha haqiqatdan mahrum bo'lib qolmasin. Islomning javhari bo'lgan bu ilmmi? Har bir musulmonga farz bo'lgan bu ilm va har bir mu'min musulmonga farzi ayn bo'lgan. Bu ilmdan mahrum bo'lib qolmasin ismidan o'zicha iliga jirkanib yoki ismidan qochib. O'shuning uchun mayli tasavvuf sufiy so'zini ishlatmang-u, tazkiyatun nafs so'zini ishlating mayli, tarbiyatun nafs deng, tabattul deng, va tabattal ilayhi tabtila. Allohga uzilib chiq degan u. Uzil ajral degan. Yoinki boshqa zuhd deng. Ilgarigi salaf solihlar zuhd deb atashgan. Mash yo'l. Deb aytgan ekanlar Abu Hasan Nadviy. Bugun Shayx Abdulloh shu narsani zikr qildilar. Agar odamlar shu qabul qilolmasa shunday qilsa ham bo'ladi. Ramazon bo'lsa shunaqa qilganlar. Iloji boricha shu mana shu so'zni ishlatmasdan o'sha ma'noni yetkazmoqchi bo'lganlar. Lekin bu gapda ham jon bor. Lekin biz tarixni qaraydigan bo'lsak, islomiy tarixda o'zimiz ulamolarni tariqat tasavvuf so'zlari juda erkin ishlatilgan va sharafli ismlar bo'lgan, sufiylik sharafli ism bo'lgan. So'kiniladigan, haqorat uchun ishlatiladigan so'z emas, balki maqtov so'zi sharafli unvon bo'lgan. Bir kishini masalan al-faqih, al-muhaddis deb aytishadi-yu, Muhammad ibn Ahmad falonchi, ha? Masalan al-faqih, al-usuli, al-mufassir deb aytishadi taxassuslarini. Orasida as-sufiy ham deyishgan. Ibn Abbodga o'xshaganlar. Yani ko'plab ulamolarni laqablarida sufiy so'zi bo'lgan. U nima degan? Tazkiyatun nafs bilan shug'ullangan kishilar degan. Shuning uchun siz masalan o'sha so'zni ishlatmasdan tasavvuf degan so'zni ishlatmayin, sufiy degan so'zni ishlatmayin, tazkiyatun nafs deb gapirayin. Toyinki odamlar bu ilmdan qochib ketib qolmasin, noto'g'ri tushunib boshidan. Ya'ni tasavvuf degan so'zni eshitib quloqni yopib olib, ba'zi odamlarda shunaqa ongsiz, tafakkursiz insonlar bo'ladi, ojiz, fikrlashga ojiz. Kitobdan qochadi, so'zdan qochadi, birovdan qochadi, falonchini eshitma desa, o'shundan qochib quloqni yopib yuradi. Endi o'ta ommi odamlarga mayli, lekin ozgina islomdan xabar bor, ozgina dindan xabar bor, ozgina aqli bor odamga solishtirish imkoniyati bor. U inson so'zni tahlil qila olish kerak. Inson shu bilan inson bo'ladi. Biroq bir gap gapirsa, tahlil qila olishingiz kerak shu. Bunda tahlil qilib ko'rsangiz, yaxshi gap bo'lsa, shariatga muvofiq gap bo'lsa, fitratga muvofiq gap bo'lsa, askaradala judora desa ham qabul qilish kerak. U nomini. Nomini siz baraban deb qo'ying va u gap u siz
Siz mesela diyelim çıraylı bir isim koysanız, ilim çıraylı koymuyor diyor. Sihirge mesela siz. Sihir ilmi öğretiyor siz. Sihir ilmiye mesela diyelim nürlü yol diye bir isim koysanız halal olabildi mi sihir? Yani ki selefnin yolu diye koysanız sihir halal olabildi mi şimdi? Yani ki siz ayet hadisten özüm olamayan iştihat kılıp deyip ulamalarının iştihadını hemen çekeye çıkarıp alıp o yüz yolu yüzü mesela diyelim hak tarika deyip koysanız bu oldu siz geri geçkili olabildi mi şimdi? Hak diyeniz için. Bunu hangi şiarlar gibi geçiş, acizler diye şey olardı. Az gün akıllı bir adam, fikirliydi o doktor, ne diyebdi bu diye. Eselge, esel çayge alak dümden koyup olsa haram olup koymaydı. Alak esel çay deyip koysa isem halal olup koymaydı. Bazı adam orada esel yaman dedi, bu ağrını çıkın desi bir güllerini bir çenlerinden oladı, gönlerse desi bir adı adam haliginde nefretlenip giderdi. Yani da hamurlu maktaş mümkün. Bu lavullagen, bu kızargen, ki abbak şeffaf su içse zinde ağlamını seyir kılas dese, her an vakti eken bu. Bazı adam aldan endi çünkü. Bunun mantığı da mugalata değil. Çalgıtış. O şuna kadar çalgıtış ki düşer diyen, aciz fikirli adamlar yine, o şuna kadar tasavvuf diyen sözü işlese kulağını yapar diyen, hak, Allahu Ekber, yani ki bir şehadet, ya şunun koşuyan cilali sözü işlese, oh, deyip yügülüp, arkasından yügüle diyen, aciz buladı, şuna kan gibi bir tefekkürsüz buladı. Bu, buna kadar anksız adamlar dine manfaat getirmedi beraber. Ulanı ergeştiriş ki, indirme koyarın. Ulu ben fayda getirmedi. Ne insaniyetke fayda getirirdi, ne dinge. Aslı insaniyetke manfaat getirirdiler, akıllı, kuşlu, okumuşlu, bilimli, tefekkürlü insanlar bu. Ozuge hem, ailesige hem, yurtuge hem, milletge hem, ümmetge hem, eskata diyenler. Ana onun ne kişiler, ular siz tasavvuf deysiz mi, sufilik deysiz mi? Ular sizi lafz izmez, o sizi mezmunlu fahamlıydılar, tahlıklılar. Bunu ben yapıyordum bu deyip. Hak, o, bu deyip, çıralı yapılarını yapırsaysan, tohta bunu ben demek çözü bu deyip. Mükkak kabaradı bunun fikri deyip. Tavhid dese, yükürüp kötü olmayıdı Allah'ın ilmi şeyi deyken deyip. Yani ne deyip bu tavhid deyken peyitti, o de fikirliydi. O tavhid deyken de Allah degende bir adamı tasavvur kılıçtı örgütü yaptı yok bu. Tavhid oladı mı şu? Dedi, minmete tavhid sözünü asayım kabul kılmıyordu. Bu adam adı değil mesela, doğru inşanış diye poşmuş. Akide, ilmi kelam, yani ki delik tavhid degen sözü işletmeydi. Doğru inşanış, bu oldu. Lakin bunun mazmununu kalasıyız, Allah'ın hakikaten tanıtıyken bu. Tasvurlayken bu muydu? Tanıtıyken bu. Kitab-ı sünneti doğru fahamlayken bu. Siz o şeyin kabul kılıyoruz. Anlı adam şunu diyor burada. Yine anksız adamla aynı her yıllıkı bir ağız sözden özünü çekeye tartadı. Yani ki suret yıkarı bir ödeyenlerim var. Yine karısı sallas kettara olsa, çapanın kengra olsa, kiyim uzurra olsa, yani ki kertara olsa poğaçası. Yani ki sakalın kettara olsa, yani ki kamatı uzurra olsa, şun geri geçe ödeyenlerim var. Bunlar hali ki yaşbalanın derecesi diye akıl egeleri bunlar. Yani yaşbalaya siz bir dökenden su ki bir mahşu olsayız, telle deysiz. Bari terkibini okumaydı o. O karıkıya kalıyor. Gülüç rayını alıyor. O ne kadar derecedeki ansız adamlar buladı onlar. İnsanın suratıya kadar bir geçerdi. Peki akıl egeleri şey. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daim akıl egeleri maktiyor. Çünkü akıl egeleri insan etki fayda getirir. Daim. O ziyan fayda getirir, başka ziyan fayda getirir. Dostluğa hem fayda getirir. Düşmanlığa hem gerekirse fayda getirir. Akılsız var ki o düşmanlığa ette kaçan özünün dostluğa ziyan kildirildi. Gerekirse düşmanlığa işlemen belirdi o. O akılsız insan, ansız insanlar hoşuna kalır. Onlar sözünü, fikrini tahlil kılarmıydı. Onlar bir nesnen yapırsız, o bunu, onu kopya ediyor, bunu kopya ediyor deyip durup başından başlayıp inkar kılış kopya ediyor. Sözünü ahir kesip eşitip tahlil kılmıyordu. Münazaralarda hem o şu akılsız kişiler münazaraya girişse, şunu diye münazara kılır. Eğer buna kadar siz onu kopkala diyor dedi. Yok diyeyim bana daliliz, yeledim, yelemedim, bunu örgülemeydim, fikirlemeydim. Demek, ben de demek bu yaptım. Demek bu kişi ağzı tasavvuf diyen sözlerini işletişimiz mümkün. Hayatı bazı bir fikir ağzı, uzun sözden fikir. Bana bu kişi ağzı tasavvuf diyen sözü işlet. Tasavvuf diyen sözden kaçış gereğmez. Sufi diyen isimden kaçış gereğmez. O da şerefli inan bugün. Bütün tarihimizde. İslam tarihinde. Hemen mintekada. Hemen mintekada.
Öylemeyin fakat bizde Nakşibendiliği bugün, Sufiliği, bizde Nakşibendiliği bugün. Arap diyarlarda Şaziliye, Rifaiye, Kadiriye, tarikatlar köp bugün. Hazırlan var. Fakat hazırda tasavvufunu davagerler köpeyip gitken hakikilerden. Aldınan bugün, aldın hakikileri köpür o bugün. Hazır davagerler köp. Başka ilimlerde bugün dek. Hazreti İmamların devirlerinde mesela fakihler köp bugün. Fikhini davagerli bugün kim bugün? Lakin hazırda fikrini dava gelir ki fetva verirken intiladiyonlar köpürak hakiki fakihlerden göre. Düşündünüz mü? Hüç şimdi hoşçakalın tasavvufda tenezzül bugün. İslami ilimlerini okutuş menhece bozulgeniden bu. Mesela ahirki asırlarda İslami ilimlerini asli özümüzde enevi üslubu demez. Selef-i salihlerini aldığında ecdadlarımız üslubu demez. Başkaça yollarda okutulgen menhece bozulgeniden hakiki mütehassı yetişmeyi koyan çelemunla köpeyip gidiyor. Hulas kelam o şunaqa soxta fatvagerler çıkadıya çıkan edik. Soxta sopiler hem çıkan. İn o soxta Müslüman hem var. Soxta mulla hem boladı. İn onge kalep durur. Mesela siz bir adam özünü Müslüman atab oğurlu kılıyken bosa. İslam degen namda uçuruş şart mı sunun uçun? Ya ki Müslüman degen namdan arkalı şeyiniz şart mı? Çünkü İslam başka, Müslüman başka, adam başka. Ta'limot boshqa. İslam o'ziga qarab baho berish kerak İslamga. İslamga mansub kimlar bilan durmas. İslamni o'rgangandan keyin, unga amal qilgandan keyin yomonlik chiqsa, unda İslam yomon bo'ladi. Lekin o'rganmagandan yoki amal qilmagandan chiqsa, ayb İslamda bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, tasavvuf ham tasavvufni haqiqiy o'rganib, unga amal qilgandan yomonlik chiqsa, tasavvuf yomon bo'lishi kerak. Lekin uni o'rganmagan amal qilmagandan chiqsa, o'zini to'sopi deb qo'ysanglar, sufiylik yomon bo'lib qolmaydi. Mana bizda ilgari sizlar bilasizlarmi? Yosh kattalar bilan. Ilgari multfilmlarda yoki ba'zi bir filmlarda Abul Hasan, Ibn Xattob, Bin Xattob degan rollar bo'lgan. Salbiy rollar. Ali bobo ertaklarda, Ali bobo Hazrat Ali'ning ismlarini kalka qilish uchun qilingan. Bin Xattob, Abul Hasan obrazlari yomon odamlar bo'lgan. Buranı buraya sökmek için olsaydı, bin hatta alıp sökerdi yan bugün. Obruz yamanlığından. Hazreti Ömer'di. İsimler İbn-i Hatta alıp. Abul Hasan, Hazreti Ali'nin künyeleri. Biz özümüzü, tarihimizi yaşlı bilmekenimiz için, özümüzü, tarihimizi, en katta namayendelerinin ismini bizge roman obruzlarına koyup durup, söküş sözge eğlendirip verişken. Buranı sökmek için olsaydı, Abul Hasan deyip sökerdi yan bugün. İbn-i Hatta alıp deyip. Mene şunlik üslublerden bir tanesi, mene bir tanesi zombi. Zombi deb qo'yishadi. Biz o'zbeklarda manqurt degan so'z sug'urishadi unga. Ya'ni fikrlamaydigan, ongsiz degan. Robotga o'xshab ishlaydigan. Aqli o'ta tor doirada cheklangan, mustaqil fikri yo'q. Shuni zombi deyishadi. Yoki vahshiy narsani ham zombi deydi. O'yinlar bor zombi degan. Kompyuterda odam yeydigan, hamma narsani yerga yetadigan. Ya'ni vahshiy ujas narsalarni ataydi shunaqa deb. Holbuki zombi Braziliyadagi mujohid. Braziliyadagi İslam ülkesini üstüge salb yürüyüşü bugün paytida salbçilerden vatanını himoya qilgan en katta jangovar mujohid bo'lmoqchi. Salb yürüyüşlerde juda katta qarshilik ko'rsatgan. Bu Nasroniylar ko'p zarba berganidan o adamı yomon ko'rib qolishgan. Ki şu adam zombini nomini boshqalarga bu vahşi inson bir yomon obraz qilib, aqlsiz qilib tarqatishgan ekan shu ism. Hozir odamni tarixini biroq bilmaydi, zombi desa hamma yomon tasavvur qiladi. Holbuki u o'ta bir ulug' vatanparvar, xalqparvar, dinparvar ulug' inson bo'lgan juda. Shuni bizga yomonlab ko'rsatilgan. Bu tushunga o'xshagan sufiy ismini shunday qilingan. Bunga kimlardir oyat hadisni Makka mushayman degan bahona bilan, kimdir boshqa ilmni fanni Makka mushayman degan bahona bilan buni shunaqa haqorat omuz sözge aylantirgan hozir. Bu İslam'ı söküp boysa İslam sökülüp qolmaydi. O sökücünün cahilligi bo'ladi xolos. Xuddi mana İslam bana izimi pizimi deb chiqaradi-yu. Ya izim pizim bilan İslam'ga alakası yok mutlaqo. O başkalar kimidir yasab, mana shu odam musulmon deb turib bizga rol yasab, o'shunga keyin izim deb nom qo'yib bergan xolos. İslam'ga mutlaqo alakası yok narsalar. Biz o bilan İslam'ın nomini mesela İslam degan nomdan qochish yoki musulmon degan nomdan or qilishga o'tmaymiz. Xuddi shuningdek, tasavvuf so'zini ishlatish, sufiylik so'zini ishlatishdan hech qanaqa
tartılmaması gerek. Bu öteyim tarihimizde kub ulamalarga rakab bugün tasavvuf, sufilik sözü, teşerefli söz, isim ve katta ilim bu. Öyle Abdülkadir İsa'lar, önce Abdülkadir Cezayir'i, o şey Cezayir'de Fransız baskınlığı karşı güreşken mücahit okşuyen. İtalya'ya karşı güreşken Umar Muhtar, Livya'da. Yurtti himayesi için, din himayesi için canını vergen adamlar. Şunlar hepsi ahli tasavvuf bugün. Umar Muhtar Sanusi bugünler. Biz özümüz tarihimizde, özümüzü tarihimizde baskınlığa karşı güreşkenler. Necmettin Kubur olmasana. Ahli tasavvuf bugün Moğol'ya karşı güreşkenler. Hatta Moğollar Necmettin Kubur'un abulosunu değiştirip, hürmet kalıp siz uruşka çıkmasayız, sizge teybimiz degen. Yemin uruşamayın degen. Hürmet uruşmanıken degen. Ahli tasavvuf himaye kıyan. Vatanna ham, yurtna ham, dinna ham. Oxirgi paytdayam. Orusiya qarshi 5000 ga yaqin chiqish bo'lgan Mo'g'ulon dahrida. Hammasi ham qo'zg'algan emas, ba'zilari norozilik, ba'zilari qurolli, ba'zilari qurolsiz. Turli 5000 ga yaqin sanashadi. Kichkina katta bo'lib. O'shalarda o'sha yurt uchun, vatan uchun, el uchun jonini bergan kishilar o'sha tasavvuf naqshbandilar bo'lgan shular. Shuning uchun keyin mustamlakachilar tasavvufni, sufiylikni yomon ko'rsatishga urinishgan. Chunki ular o'shunaqangi yovuzliklarga, yomonliklarga qarshi kurasha olgan ezgu insonlar bo'lgan. Haqiqat parvar insonlar. Botil ahli haqiqat parvarlarini xunuk ko'rsatish uchun, ularni yomonotlik qilish uchun 8 ta 10 ta yig'ishiladigan sobining rasmini chiqarib, izgirga tushib, kenga o'xshab, raqsga tushadiganlar. Tasavvuf mashq qilib ko'rsatib, bittasi qolib sehrdan gapiradi. Men deydi shunaqa tasavvufda tijoniy tariqati dedim. Men dunyodagi 4 ta qutbni bitasidim. Biz sehr o'rganar edik, unaqa hammasi yolg'on. Men Misrda tijoniy markazi bor. Biz juda ko'p darslarimiz shu yerda bo'lgan. Maturidiy aqidasi o'qitilgan u yerda. Biz o'sha uchun borganmiz Maturidiy aqida. Hanafiy mazhabi o'qitilgan. To'la ilm halqasi. Ertamandan kechgacha ilm dars. Subhanalloh. O'zi tariqat. Ha, tariqat ertamandan kechgacha tijoniy markazi. Ya'ni tijoniy tariqatini Misrdagi o'sha xalpasini masjidda Zaviye diyeceğiz ona. Zaviye diyeceğiz. Dergah. Zaviye'de. İrtemenden keç keçe diğerli ya ki peşinden başlayıp deseyiz. Keç keçe şam keçe kutan keçe ders. Her kıl ulamalar. Hadisten, fiqhden, lügattan. Hemen ilimden var ders. O bir bürçek. Hani ki başında var mı bir gün piyade kirli diyen cay. Öz asli. O şehirde balamız. Balış hadi talebeler. O şehirde ders buladı. Ticaniye tarikatına namayandalar düşünürler. İrtemenden keç keçe ilim. Hiç kendine kavunu kabar sehir pehir diyen derseler yok. Bir de sıkı olayım, ticaniye de bugün ben yani tavba kıldım, bana indi, bu da başka kayıttım. Sohbeti şunu kıyaman derseyken ki, bana sehir eken, ben kutup bulurdum. Kezzap. Ya ki ticaniye de sehir yerler bile koşulur oluyor. Oğuz, kellesi etmeyken çünkü, akıl etmeyken, cahil bugün. Lakin, ben şu ticaniye, mesela o zaviyeni, asasçısı bugün Mısır'daki Şeyh Mahmudlar, Mahmud Khattablar o dünyadaki en katta sanat, en balant sanat bugün hadiste. Hadiste dünyadaki en yukarı sanat egeler bugün. Hama hadis kitaplarından, dirayetten, rivayetten, hamasından sanatı en âli kişiler bugün. Katta alimler buluşken bunlar. Fakihler bugün zaferdes. Hazırlam o şey dergahlarda gittim benden kez geçeyim. Bir de sıkalı ben ticaniyede tarikatı kıyamam, ana kıyamam, ana kıyamam. Bu sihir, kezzaplik ve tavba kıldım da çıktı. Ahmoq haliga bitta bir odam bir so'zni eshitsa, ikkinchi odamdan eshitib solishtirishga aql yetmaydigan odamlar o'shunga ishonib ketaveradi. Yoki borib o'sha haqiqatni o'rganishga ojizlik qiladi. Yoki aslida qalbida g'arazi bo'ladi. Shunaqa narsani istab yurgan bo'ladi. Mana deb shuni gulo ko'taradiki. Hammasi botil gaplar. Siz tijoniyaning kitobini o'qing. Bittasi chiqib olib, oysasi ishni orasin. Chiqib olib bittasini islom nomidan birovni o'ldirsa, islom qotillik dini bo'ladimki. İşte nasıl mı şimdi? O aşağı akıl, şimdi tarikatı, şu nakı yamanlanışı gibi şu anayakalılar, o şu nakı medyanın kurbanları bugün aciz kimseler olur. Ahli ilimge, akılge, begana adamlar olur. Az gına akıllı var, ilmi var adamlar, hakikatte özge yetip var. Ve demek, demişimiz ki, demek o şey tasavvuf sözünü işletiş, bemalar, sufilik sözünü işletiş, bemalar, hiç kendi bir manilik yok. Bu bir fanni, tasavvuf bir fanga aylangan.
fiqh yo'q degan. Lekin sufiylik so'zi qaydan chiqqan? Desa rojih gap, turli gaplar bor. Masalan, Xorazmiyni Mafatihul Ulum kitoblarida ko'proq buni sufiyaga qaytargan, Yunoncha. Yunoncha filosofiya bor-ku? Filosofiya, sufiya hikmat, hikmatni sevish degani. Sufiyadan olinadi sufiy ham. Ahli tasavvuflar hikmatga boy bo'lgani uchun tasavvuf ahlini sufiy deb atalgan, sufiyadan olingan deb aytgan u kishi. Lekin lug'atchilar rad qiladi. Chunki ta'rif qoidasi bor. Ya'ni ajnabiy so'zni arabchaga aylantirish. Falsafa so'zi, sufiya so'zi, falsafa so'zi aslida filosofiyadan olingan. Filosofiya so'zini falsafa qilishgan. Sin bilan usod bilan emas. Ammo tasavvuf sufiya usod bilan. Xorazmiyni Mafatihul Ulumda gapi noto'g'ri deyiladi. Tasavvuf ahli shunday deydi. Endi tasavvuf ahli nimaga xulosa qiladi? Xulosa qiladiki, sufiy so'zidan olingan. Sufdan olingan, yungdan. Buni biz boshqa qushariya darslarda aytganmiz. Adashmasam, yungdan nimaga yungdan olingan desa, yungdan bo'lgan kiyim kiyib yurishgan ular. Mana hozir salla kiysa sallaliklar, chopon kiysa choponliklar deydi-yu. Mana bizni qoraqalpoqlar deymizmi? Qoraqalpoq kiyishgan uchun. Biz o'zbeklarni ular qora choponlar deyishgan. Biz chopon kiyib yurganimiz uchun. Keyin o'zbek bo'lib ketganmiz. Biz bunasi chopon, qora chopon deymizmi? Choponli dedi. Biz ularni qalpoqlar deymiz. Kiyim bilan atash bor-da. Odamlar urfida bor kiyim bilan atash. Va bu masalan bitta oilani, katta oilani, qavmni shunaqa kiyim bilan atalgan bo'lsa, ba'zan o'sha o'zimizda ham bor. Masalan qora sallaliklar yoki choponliklar degan bir ism atab qo'yiladi. Bir qavmda bir yoki bir toifada ko'p qo'llangan bir alomat bo'lgani uchun. Ilgarigi salaf va solihlardagi zohidlar yungdan bo'lgan kiyim kiyib yurishgan. Tabi'in tabi'i tabi'inlardan boshlab, tabi'i tabi'inlardan boshlangan ko'proq. Chunki sahobalar asl yungli kiyim kiyishgan. Men nafis kiyim kiyishmagan. Ko'proq dag'al kiyim kiyishgan. Yungdan bo'lgan kiyim dag'al bo'lgan. Dag'al kiyim kiyishdan maqsad ipakdan qaytariladi erkak kishi. Nima qaytariladi? İpek insanını yumuşatır. Çünkü kıyım insanına tasir kılar. Şu için harbi kıyımlar kopal dikirler. Harbi kıyımlar ne demek ki askerlik kıyımın kopal bulur, dağal bulur. O için kıyım insanın tabiyatına tasir kılar. Dağallık verir, katiyet verir. Kıyım yumuşasa, nefisleşse, insanın yumuşap tabiat çünkü mayillaşır. Xususan meyşetke mayil bulur. İpek de şu için kaytarlıyor erkek kişi. Erkeklik kopalligini, dağalligini saklayıp duruş için. Ayolga okşap yumuşamasını için. Erkakli tabiatini saqlab turish uchun ayolga halol, erkakka harom bo'lgan ipak. Shuningdek, dangasalikka ham tortadi. Endi o'sha yumshoq joylar, yumshoq kiyimlar insonni riyozatni ko'tarmaslikka olib keladi. Biz nimaga riyozatni ko'tara olmaymiz hozir oldimizda? Yemishimizdan, kiyimimizdan, tushunchamizdan. Dunyoni bola hayot shu yerda deb o'ylaymiz. Shu dunyoni musibati musibat, dunyoni ne'mat ne'mat, boshqa ne'mat yo'qdek talpinamiz. Yoki musibatdan qochamiz. Shunga kelib chiqib kiyinamiz. Eng qulay kiyimni, yumshoq kiyimni kiyamiz. Yumshoq joyda yotamiz. Ilojisi satindan bo'lgan choyshablarni solib, ipakdan, paxtadan bo'lgan ham yetmasdan. Bu narsalar bizni yotoq qilib, dangasalashtirib, yumshatib qo'yadi. Mana shu narsadan saqlash uchun ibodatda, riyozatda tanani sinxtirish uchun dag'al kiyim, qattiq yer, qo'pol narsalarni iste'mol qilish kerak. Sahobalar ikromlar tabiat shunday bo'lgan o'zi aslida. Shuni emas, tabiiy hayot shunday bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni joylari yuvib qo'ygan. Bir kun ikki qavat qilib qo'yishdi shunday qilib. O'sha kun ko'proq uxlab qoldilar. Keyin turib aytganlarga joyimni o'rniga qaytarib qo'yinglar degan. Bugun tahajjudga men kech turdim yoki uxlab qoldim degan. O'sha joylarimiz bizni o'sha ko'proq uxlatadigan. Ato ibn Abu Rabah aytgan ekanlarki men uyimda yostiqni ko'rganimdan shaytonni ko'rganim yaxshiroq degan ekan. Uyda yostiq bo'lmagan ekan Ato ibn Abu Rabah. 200 ta sahobadan rivoyat qilganlar, ilm olganlar. Ulug' tobein. O'zlari nogiron bo'lganlar. U o'ta ko'rimsiz xunuk odam bo'lganlar, lekin Makka ahlining imomi bo'lganlar. Hazrat imom ham borib dars berganlar. 205 yilmi vafot etganlar, 200 yil vafot etgan. Uyimda yostiqni ko'rgandan shaytonni ko'rganim yaxshi, chunki uyquga chaqiradi degan. Qani shu qadar ularning hayoti riyozatda bo'lgan. Yostiqi yo'q ekan qarang. Biz yostiqni bir qavat etmasdan ikki qavat qilib, choyshob bilan solib, satrlarni solib, yana ham yumshoq matraslarni qilib, matras ham yetmasdan tepasiga yana nisi solib. Shuna qilamizda. U
Bu narsa bizi borgan sari yotaloqlikka, maishatga moyillikka, riyozatga, toqatsizlikka olib keladi. Shuning uchun ilmda riyozat qilishga, ibodatda riyozat qilishga biz chidam yo'qolamiz keyin. Boshqa riyozatlarda. Ana shuning uchun mana oddiy o'zimizga hayotimizdagi misol, oddiy askarlardagi kiyimlari rangi ham ko'rimsiz bo'ladi, matosi ham qo'polroq bo'ladi. To'g'inki u o'shunaqa metin bo'lsin uchun. Shu tabiatga ta'sir qiladi. Bu o'rganilgan narsa, ilmiy isbotlangan narsa va hayotimizda ko'rayotgan narsa. Endi sahoba ikromlarning hayoti o'z tabiatan shunday bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam cherdagi ulug'anlarda tursalar yonlariga yotgan joylarini izi chiqib qo'ygan ekan. Bo'ylarini izi chiqib qo'ygan bo'lgan. Hazrat Umar yig'laganlar. İzi çıkadigan darajada qattiq joyda yotgan ekanlarda. Uylarda yotgan joylarida ham o'zidagi yumshoq bo'lmagan, hali aytganimizdek, qattiq joyda yotganlar. Oyoqlar nimaga yorilgan? Chunki yer qattiq bo'lgan. Albatta uzoq turganlaridan u yer ham qattiq bo'lgan. Yumshoq bizniki masalan deylik, choymalarni to'shakchalarni gilamdan ustida tursa, balki unchalik yorilmasdi. Yerlar qattiq bo'lgan. Masjid o'zi yerda o'zidan iborat bo'lgan, palos solishgan emas. Ama ana shunaqa hayotda bo'lishgan uchun ularni badanlari, ruhlari tetik, riyozatga doim chiniqqan va hayot dunyoga mehr qo'ymagan. To'g'inki oxiratdan chalg'imagan. Dunyo ne'matdan tatuvurgan, lekin mehr qo'ymagan. Endi keyinchalik sahoba ikromlardan keyingi davrlarda fathlar bo'lib, tashqaridan madaniyatlar kirib, turli liboslar kirib, xon taxtana kirgan. Ana xonda xovan, xivan deydi yoki arablar. Chunki Forsdan kirgan. Arablar yerda o'tirishgan asl. Ashu ajnabiy nom bilan kirgan, xon degan, xon taxta. Bu bilan shart faqat. Mana shu narsalar kirgandan keyin hayot yengillashib, sekin-sekin odamlar maishatga, yaxshi hayotga, ayshi ishratga berilishga o'tishgan. Shunda sahoba ikromlarning hayotini, hayot tarzini, o'sha ibodatni, o'sha zuhudni, o'sha riyozatni saqlab qoladigan ba'zi kishilar bo'lgan. Masalan, qavmi masalan bir qancha qismi, bitta ikkita emas, ko'p. Lekin ma'lum kishilar bo'lgan. Aksar odamlar haligi boshqa madaniyatlardan ta'sirlanib, yengil hayotga o'tgan. Ibodatlar kamaygan, oldingidan emas. Ibodatlarga chiniqqan o'sha zuhud bilan yashaganlar, o'shunaqangi dag'al hayotni o'zlariga tanlashgan. Xashin degan deyshat. Dag'al hayot. Dag'al turmush tarzi. Yemoq-ichmoqlari ham oddiy, sodda. Maishat qilishmaydi, ko'p yeyishmaydi. Kiyim ham shunda dag'al bo'lgan. O'shanda yungdan kiyim kiyishgan. O'shandan ular yungdan kiyim kiygan kishilar bo'lib ajralib sufiy qo'ydi nomi. Ja'far Sodiqqa chiroyli kiyim kiyib olgan ekanlar, nafis. Kiyib olsalar Ahli Bayt Ja'far Sodiq u kishi dedilar, u farzandlari mana shu masjidlar butun tasavvufni sizlar shulardan o'tadi. Ahli Baytlar, Ahli Baytlar din ta'limida va zuhudda imom bo'lishgan. Butun millatga Lekin Ja'far Sodiqning hali kiyimini ko'rib bitasi taqsir bu. Shunday kiyimlarni siz nafis kiyimlarni kiysangiz boshqalar nima qiladi debdi. Desam de qo'lini ushlab yoqalaridan ko'ylaklarini orasiga tiqib qo'yibdilar. Unda tiqsa qo'lini. Ichkarida yungdan qattiq kiyim bor ekan. Hali yubka tashqarida ekan. Ichkarisidagi o'zimizga, tashqaridagi tashqaridagilarga degan ekan. Odamlar bizni muhtoj deb bilmasin uchun degan ekanlar. Bizni muhtoj deb ko'rmasin uchun buni kiyib yuraman degan. Aslı tanamı çınıqtırış için içkaradakini giyemen deyken. Demek o şu yüngden giyiniş, onların ürfüye kirgen, hayatları o şuna kadar dağal hayat bogen, ana şundan onlar sufiden namı koyan. Bunlar ahli aslı zahidler ve sahabe-i kiramlarını, Resulullah kiram aleyhissalatu vesselam'ı hayat tarzlarını uzları da saklap koyan, Ayşe işretten uzlarını tartken, uz aslı katı kim ki hiç şartmaz, bu kim bana o kim ki hiç günahmaz. Lekin onlar riyozatni ko'taradigan bir holatni o'zlarida saqlashni istashgan. Bu odamlarga ayshi ishratsiz yashashga namuna bo'lib berishgan. Odamlarga oxiratni eslatib turadigan odamlarga aylangan ular keyin. Sahobalar kiromlar biz masalan bir kishini ko'rsangiz, ulug' odamni sahobalardan bir kishini ko'rgandek bo'ldim deb olasiz-ku. O'shunaqangi ularning hayotini kishilarga jonli eslatib turuvchi kishilar bo'ldi. Mana hozir Hazrat Umarni kiyosini ko'rib o'sha davrga qaytasiz-ku. U kishilar o'sha hayotni yashab beradigan odamlar bo'lgan. Boshqalarga eslatib turgan shuni. Bu o'zlarining riyozatda ushlashgan. Ana shundan ularning nomi keyin sufiy bo'lib qo'ygan. Birinchi asrdan boshlangan bo'laqa. Shuning uchun Imom Molikdan rivoyatda kim man tasavvufa va lam yatafaqqa deb tasavvuf so'zi ishlagan. Kim sufiy bo'lsa-yu, faqih bo'lmasa, zindiq bo'libdi. Kim faqih bo'lsa-yu, sufiy bo'lmasa, fosiq bo'libdi.
kim ham sufi ham faqih bo'lsa muhakkik bo'pti. Ya'ni dinning mag'ziga yetibdi. Haqiqiy tatbiq qildi degan ma'noni aytganlar. Ana shu demak sufi degan nom demak shu sufi so'zidan olingan, sufdan olingan. Eng rojih gap ahli tasavvufni gaplaridagi rojih gap shu. Endi tasavvuf nima o'sha? Bu kishi aytgan savolga endi yetib keldik. Tasavvuf nima o'sha? Tasavvuf desa bu Qur'oni Karimda Alloh taolo barcha payg'ambarlarni vazifasi qilib ta'riflagan mashg'ulot. U o'qiladigan narsa emas. O'qiladi yordam uchun, lekin asli mashg'ulot bu. Alloh nima degan? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihi va yuallimuhumul kitaba wal hikma. Boshqa oyatlarda ham keladi bu ma'no. Birinchi Ibrohim alayhisalom duosida keladi. Robbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikmata va yuzakkihi. Ey Alloh bu avlodimdan shunday bir payg'ambarni chiqarganki kitobni o'qib bersin, seni kalomingni o'qib bersin, kishilarga tilovat qilib bersin. Ularga kitob va hikmatni o'rgatsin. Oyatlarini o'qib bersin, kitobni va hikmatni o'rgatsin. Va ularni poklasin deb duo qilganlar. Shu duoning ijobati Muhammad alayhisolatu vasallam chiqqanlar. Chunki bu duoni qilganlar Ismoil va Ibrohim alayhisolam birga qilishgan. Ismoil alayhisolam avlodidan Rasululloh chiqqanlar. Boshqa payg'ambarlar bani Israil, Ishoq alayhisolam avlodidan chiqqan. Bu duoni qilganlar Ismoil alayhisolam bilan Ibrohim alayhisolam ikkovlar. Ismoil alayhisolam avlodidan Muhammad alayhisolam chiqqanlar, shuning uchun men bobomni Ibrohimni duosiman degan Rasul akram alayhisolam. Endi shunda Ibrohim alayhisolam nimani so'rayaptilar? Rasulan yatlu alayhim ayatika, oyatlaringni tilovat qilib beradigan. Ha? Va yuallimuhumul kitoba wal hikma, kitob va hikmatni o'rgatadigan, va yuzakkihim, ularni poklaydigan. Poklanishni o'rgatadigan emas, poklaydigan. Ya'ni mashg'ulot degan. U shug'ullanadi u degan. Poklash bilan shug'ullanadi degan. Shunda birinchi ish oyatlarni tilovat qilib berish, keyingisi kitobni va hikmatni o'rgatish. Keyingisi tazkiya. To'rtta narsani zikr qilganlar. Alloh bu duoni ijobat qilganini boshqa oyatlarda aytgan. Unda tartibni o'zgartirgan Alloh. Yuqorida huvallazi ba'asa fil ummiyina kama arsalna oyatida bir laqad mannallohu oyatida ham keladi. Alloh taolo mu'minlarga bir lutf marhamat ko'rsatdiki, oralaridan bir payg'ambarni chiqardi. Muhammad alayhisolatu vasallam. Endi Alloh qanaqa tartib beradi? Yatlu alayhim ayatihi. Allohning oyatlarini tilovat qiladi. Va yuzakkihim. Tazkiyani ikkinchi o'ringa olgan. Ibrohim alayhisolam 4-chi o'rinda zikr qilgan edi. Keyin kitobni, hikmatni o'rgatdi. Demak, tilovat boshqa narsa, oyat tilovat qilish. U da'vat u, eslatma. Oyatlarni tilovat qiladi. Ammo kitob va hikmatni o'rgatish bu ta'lim bu. O'rtada tazkiya turadi. Alloh taolo ijobatda tazkiyani yuqoriga qo'ygan. Shuning uchun ilm olishda Imom Rabboni aytganlarki, ilm olish hunar olish hamma narsada. Imom Rabboni aytganlarki, men istardimki deganlar. Bola voyaga yetgan paytida unga namozni yoz, birlamchi farzlarni, farz aynni o'rgatib, ro'zani o'rgatib, birlamchi ta'limni o'rgatilgandan keyin uni tarbiyaga berilsa deganlar. 1 yil, 2 yil axloqqa tarbiyalansa, ruhiy tarbiyalansa. Undan keyin xohlagan sohasiga berilsa. Hunarga bersa, hunarga bersin. Ilm fanga, ilm fanga, fiqhga mi, hadisga mi, fizikaga mi, nima bo'lsa beraversin keyin. Ana u inson qaysi sohaga kirsa yaxshi inson bo'ladi. U agar kelajakda kasb bo'lsa halol kasb bo'ladi. Qassob bo'lsa halol qassob bo'ladi. Iqtisodchi bo'lsa halol iqtisodchi bo'ladi. Muallim bo'lsa pok muallim bo'ladi. Odamiyligi u tarbiyada murod odamiylik, u zikr etish emas faqat. Odamiy qilib shakllantiriladi u inson, haqiqiy inson qilib. Odamiylik fazilatlari bilan, axloq bilan shakllantiriladi. Keyin deydilar, qayqa yo'nalsin, faqih bo'lsa taqvoli faqih bo'ladi. Yo'l istaydigan fosiq faqih emas. Ruxsat bilan orqasidan qo'layadigan emas, balki dalili kuchlisini tanlaydigan bo'ladi. Ruxsat orqasidan yengilik yuguradigan emas. Bu mazhabda dengiz hayvonlari halol ekan, o'shinga o'taman dengiz hayvonlarida. Taratda qonchisi shofiyga ketmaydi ekan, unda shofiyga o'taman. Xotinini ushlasa hanafiyga ketmaydi ekan, bunda hanafiyga o'taman. Unaqada jamlasa ular ekan safarda malikida, men malikiga o'taman jamlashdan namozni. Falonda sunnat o'qmasa ular ekan, men unda sunnatni o'qmaslik uchun falonga o'taman deb havoyi nafsga ergashadigan, dinda Allohga itoat qilmaydigan, havosiga ergashadigan fosiq faqih simonlar
chiqadi agar o'sh tarbiya olmasa. Uni o'rniga Hazreti İmam'a o'xshagan, İmam Shofiyga o'xshagan Allah'dan korkup İmam Malik etkenlerdik. Ben bir fetva aytarken ben bir kolumga cennetini, bir kolumga dozakını uşak durup aytaman degenler. Çünkü bitta sözümde ya o yoqqa ya bu qaha mahkum olamam ben. O şeyini alımga, közümü alımga alıp yapıp durup yapıramam ben degenler. Çünkü 44 savaldan 38 sesi gibi bilinmem ben degenler. Ana şunday takvali fakir bo'ladi haligi tarbiyani ko'rsa. Bo'lmasa nargingga o'xshagan fosiq faqir bo'ladi. Nafsiga ergashadigan. Agar qori bo'lsa, Qur'onni pullaydigan qori bo'ladi. Bunda Qur'onga amal qiladigan xolis qori bo'ladi. O'sh tarbiyani ko'rmasa agar go'shtga suv qo'shib beradigan qasob bo'ladi. O'sh tarbiyani ko'rsa, suyagini olib go'shtni beradigan qasob bo'ladi. Hamma sohaga qaysi sohaga kirsa shu Rahbar bo'lsa vatanga himoya, vatanni himoya qiladi. Askar bo'lsa chegarada jon fido qiladi. Qaysi sohaga kirsa, o'sha sohada halol, pok, odamiy, insoniylik fazilatlariga ega yetuk bir inson bo'ladi. Mana shunday bo'lsa edi deganlar Imom Rabboniy. O'shaning uchun ilgari xonaqolar bo'lgan Hazrat Navoiyning tarixlarini o'qisiz, xondamlar aytadi-yu, 17 ta xonaqo soldilar. Onda 8 ta madrasa soldilar, faloncha masjid soldilar, Hazrat Ali Sharif Navoiy. Shunda masjid boshqa, madrasa boshqa, xonaqo boshqa. Masjid ibodat joyi bo'lgan. Madrasa ta'lim, xonaqo tarbiya. Xonaqoga borganlar Hazrat Navoiy adabiyotda xarobot degani xonaqoni aytgan. Xarobot aro kirdim oshifta hol, may istalga ilgimda singan safar. Xarobot ahlini bu mujdadin shodaylayin derman. Mana majnun lug'us lubin bunyodaylayin derman deb aytganlar u. Xarobot ahlini bu mujdadin shodaylayin derman. Deganda xarobot deganda xonaxona aytishgan. Xonaqo nima uchun xarobot deyilgan? U tarbiya makoni bo'lgan, u yerda dunyo dunyo maishati bo'lmagan. Oddiy kiyinadi, kamtarona hayotga qanoatga o'rganadi, hamma insoniy fazilatlarni mujassam qiladi. Shahvatparast ozgina pul uchun oilasini ham sotadigan ozgina gap uchun yurtini ham sotadigan, ozgina pul uchun o'rtog'ini ham sotadigan xoinlar, pastkashlar chiqmasligi uchun u yerda maishat parastlik yo'q bo'ladi. U yerda qanoatli, sof, tabiiy va haqiqiy odamiy hayot bo'ladi. O'sha yerda 1-2 yil tarbiya topishgan qaniydi deganlar Imom Rabboniy shunday qilinsa-da 1-2 yil 10-12 13 yosh masalan. Keyin deganlar qaysi sohaga yo'nalsa, yo'nalaversa u keyin kelajakda qaysi sohaga kirsa o'sha sohani gullatadigan haqiqiy insoniyat uchun musulmonlar emas, bashariyat uchun manfaatli inson bo'ladi. Qaysi sohaga kirsa, uni qo'liga siz agar joningizni bersangiz, tabib bo'lsa, joningizni o'zining jonidan qattiq himoya qiladi. Pul dalolaylikchi bir gap bo'lar demaydi. Ana shu tazkiya shu. Endi shu qana qilingan. O'sha yerda yashagan, o'sha haqiqiy nafsi poklangan, nafs talablari ölüm nolga tushgan bütün vücuda Allah'ın talepleri bilen işleyen kişiler bo'ladi. Mutmainna nafs deyiladi bunu. O'sha kişiler o yerde bo'ladi. O'sha bilan yashaydi u. Kirgan odam. Ana o'sha yerda u nafsa tarbiya topadi. U gap bilan bo'lmaydi u. Amal bilan bo'ladi. U yerda odob ham o'rgatiladi birodar. O'zingdan kattaroq oldiga o'tib olma. O'zingni ilmingni hurmat qil. Birodarlikning kiyimini yuvib ber. Bunda qarasa birodar kibr bor. O'zini katta olyapti. Bugun hammani payg'ambarni sen yuvasan deydi. U o'shun bilan nafsi sinadi, partarbiya topadi. Bir kun bittasi ibodatga berilib, yuzda katta namoz o'qib, aytaman turib, hamma o'rniga to'g'rib, yuzda katta o'qiyapman deyekan bo'ladi. Shayx aytadiki, menga qara. Ertaga tahajjud o'qimasan uxlaysan deydi. To qalbidan men tahajjud o'qimadim-da degan nadomat paydo bo'lganda, boshqalar o'qiyapti, men mahrum bo'lyapman. Endi sen o'qisang bo'ladi, ikki rakat o'qiysan, ko'p o'qimaysan deydi. Hatto namozdan ham man qiladi vaqt kelsa, chunki uni nafsini tarbiyalash kerak, maqsad namoz o'qitish emas unga. O'sha ibodatdan kibrga ketishini ham sindiradi. Muloqobani o'rgatadi. Mahmud Xudoyning kinosida ko'ringandaqa, boshqa shayxlarga nisbat berilgan, hech kim ko'rmaydigan joyda so'yib keling mana u kapitalni yoki tovuqni desa, hamma joyda Alloh ko'rib turibdi deb qaytib ko'tarib keladi. Alloh muloqobani o'rgatadi. Undan keyin soqchi kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun bizning ilgargi amaxon hevoxonligini hozir ichan qalani ichiga kirsangiz, o'sha yerda hibsxonasi bor. 8 xona olasiz. Kabashunchalik ham, bashunchalik ham, shu xonachalik joy, xolos hibsxona. Nimadan dalolat bu? Jinoyat chiqqan bo'lgan degan. Chunki tarbiya qilingan. Siz boshida tarbiya bermasdan hayvon sifat nafsiga qul, bir tangani tepasi do'mbaloq oshadigan, pastkash bir
odam gerçekliği yok kılıp, fakat onge matematikanı tarihte yalan narsalarını okutup koyup çıkarıvara degen bolsayız onu. O geleceğe de odam gerçekliği olmaydı onu. Kika Kalapski cinayetten kol tartına degen bolsayız. O gelendiğe koşuyken, dizilmez olan ki, gelendiğe de kamağdan çıkarıvara köpçülük, kamağda adam kim? Nemanı kısabı ge? Cinayet çıkamaya gelmez, cinayet kanunu yaşatılırken. Ha mesela adi neşe çekiş adi narsa, satışam adi narsa, geleğinem adi narsa. İstimal kuruş. Maruzluğun kuru satı yaptı az. Yani ki mesela falan işte kırış pısına. Onlar kanunileştirip koyuldu yani. Yani bu insaniyet tügeldi yani Allah'a kadar. Çırıp tügeydi o. O ne kadar tarz demez. Belki hakikaten cinayet deyip kararlıken halette cinayet çıkan bugün. O şundan beri kapısanlık çıkınlar giden. Ne demek çünkü terbiye kadın ya. Bitti yerinde o şahalı ki terbiye almayan yani ki oteyen bir geni bozuluyor adamlar bozsa o şeyler uyan halas. Kocalılar yap ki payak yiyen. Hazreti Nevaya'yı mesela vezir bugün, hakim bugün. Kaynaklı ezgi insanlar bugün. Bir gün Hazreti Nevaya'yı cemaatki ötemekken bugünler. Cemaatki ötemekken bugünler. Sarayi Allah'ı da adam koyuyorlar. Namaz, ozandan teşkar adamlarına onları namaz deyip çıkken. Namazı çıkmaganda darı vurdur diyorlar ama boyu. Hazreti Nevaya'yı. Çünkü bilgenler namaz insanlarını terbiyeliydi, halallikle örgüt edildi. O sarayda namaz bulması iş bozuluyordu. Şunu bilgenler Hazreti Nevaya. O zilerde cemaatki ötemekken bugünlükler namazı. Seferde çıksalar daim çadır alıp yürürkenler, meçhizki Allah'a çadır kuruşarken. Askerlerge, yani ki mesela hamseferlerge çadırla kurulursa, Hazreti Nevaya birinci meçhid kurdurarkenler. Haydi çıksalar, birinci meçhid çadırını yürürkenler. Bir gün şu asıl namazını okup durup, namazdan keyin shoshib ketib qoldilar. Odatda uzoq zikr qilar ekanlar. Shoshib ketib qoldilar. Keyin so'rashgan ekanki, qayerga shoshdingiz? Ali sher desa aytgan ekanlarki, etagimda chumolni ko'rib qoldim. Tahorat qilgan joyimda ilashgan. U masjidda tushirib qo'ysam, sheriklarim topolmay qolmasin deb olib qo'yib keldim degan. Chumolini qani bir chumoliga azob bermaydigan darajada vazir bo'lgan. Insonlarga albatta qanday bo'lishini bilaring. U odamlar unaqa munofiq odamlar bo'lgan emas. Özünü kursatıp çumalıdır, bıyadıkken adamı yapıyor diye. Ana şimdi ezgü insanlar terbiyelenmiyor. Hanukadan çıkan şunlar. Ana şu, bizim tarihimiz asıl. Ana şimdi kişiler bugünümüz. Ana şu, tasavvufunu vazifesi öç terbiye bugün. Değil mi? Tezkiyet, o yüzeki himden morat, o şey tezkiye bugün. Bunda insanın bakırlığı ketkizler. İnsan hemen de bakırlığı bulur. De kança dur. Bakılmaz ben deyiz o, bakıl bulur. Fakat dereceyiz pasura buluşu mümkün. Koşuzdan göre. Bakıllık kaydan bilinir. Sehavet değil mi? Sehavet suhuletul infak tarif. Asan bir varış. Beriyeti kıyneli yapsın mı? Eğer milyar beriyken bu siz, içiz kıyneliyken bu ise, bakıl bulasın. Çünkü bakıllık kalp tıspet. Zahırda sehavetli buluşsun mümkün. Körün işte. Yani şehrili kılıp, özür kursa çıkıyorsa, yem kamp bulması gibi üçünden başkalardan takket bir koyarız. Bir adam, himmetli adam diyorlardı. De ki içizde, yaman kettide de koyarsız. Yani ki mesela diyelim ki siz bir insanın dopunu mesela ya ki maşını aldınız, ya ki dopu aldınız. Min su bin insanın birini bir rüzgâh koyduğunuz. Afsukul yapsın mı? Bakırsınız. Erden kendinizi afsukul iken bu siz meyli. Lekin pul getip aldı iken bu siz bakır bulasın. Yani sizde mal çıkış kıyım olaydı. Malın hasıl buluşudan, ketişiden, ona kadar köpem tersir edilmeye diyen, bir mezakırlı diyen dereceye çıksa kişi sahip olay. Yani o şu bakırlığı olan kani. Şu bakırlık mesela bizde küçük bir nesillerde görünür. Mesela üyümüzden kegen meyiz bulur. Şunu özümüze girmiş gelir. Kanakakta bir de sen hemen geldin. Uzun kemeri kalasın diye. Örgüt et şunu. Yani kim kegen bulası bir gün. Bir dostiz, razıya reşit diye kimin dese, usta siz örgüt edin ki, bir dostum şuna deyip kalsa bir varış kimin dedi. Sen bir şey varasın diye. Bu peygamberimiz sünnetleri şu. Sünnet yaşaydı onlar. Gepirmeydi biz yoksa. Yaşaydı sünnet. Ama buna bakırıp kalır. Bakırsa, sizga o'rgatadi, baqirsa sen baqilmaysan deydi. Sukut qilasan deydi. Ana shunaqa o'rgatadi sizni. Yashaysiz u yerda. U islomni, sunnatni yashaysiz u yerda. Keyin shu tarbiyani olgandan keyin bozorga chiqib bozor qilib kel deydi. Narsa go'shab kelasan, necha pulga olib kelding deydi. Balonchaga olib keldim. A bozorda 10 so'mga olib sotyapti. Qana 9 so'mga olding sen buni deydi. Ye, ozgina savdolashdim deydi. Bor, 1 so'm berib kel. U odam xursand bo'lmagan senga berib. Sen oluşunu hursan kılışın kedi, özgün hursan buluşun kedi yemez. Satı yapsan oluşunu hursan kıl, alı yapsan satı uçunu hursan kıl. Şu senge vacip değil. Öyle şunu örgüt edin sizi. Yaşayın siz sizinle.
Bolvalıp talaşı sünnet eken, nasiyege alı sünnet eken, tartışı sünnet eken, eke 10 son düzey, eke 7'den başlayıp, 6'dan başlayıp, 610 tin, 615 tin, 20 tin kılıp, bunu haliye, ahır, cıgı bir anneye gittiyip, ahır, barah deyip, ahır gandenken, bir ahır gandenken alıp, bazardaki 10 son üniversitemi 8'ye aldım, hepsi zor oldu. Deyip, mahtan yürüdüken, peske sormayız. Bereket deyip koyar yani bunu. Bereket tartışı istemez, bereket kubi bir işte bunlar. Sizge mal veriyken adam, sizge hizmet kılıyken adam, kança içi yeğilese, o şey hizmetten, o şey maldan sizge şunca köp bereket verirler. Bereke öyle mi arzu alınmış? Yok bereke. Biz köyle aldıysa, şu köyle bir gün siz bedeninizi keser kılmazsa, o sizge uzak vakit buyurursa, yaşlılıkça buyurursa, o şu bereke bulur. Ha, o bereke bir karşı tamamında kurslam için giden kep çıkardı. O yüzden ben ayetken nakli olmasından bazardaki orta nakli beri alayım. Bazardaki yaşlı nakli verin belki. Yani mesela ben bize Anjan Dopu bazarda 300 binden başladı, 30 bin gibi verirdin Dopu'nu. 300 bin dedi. Siz 20'den başlıyorsunuz. Ahol 25 kişi var derler yine. Ona bu hatta o şey telaşlaşını, sağlıklaşını sünnet degen notoğru kaydı da şuna kadar buzuk pazar payda oldu. İki lesen birbirini umarıştı istiyordu. Bu arzdan alıştı istiyordu, bu kıymet ötküsü istiyordu. Bu yam kıymet satı basa loka kendi bursan bu lan. Bu yam arzdan avasa babladım ama. Biraz yakalı aldım diye bu yam bursan bu. Birbirimizi umarışki organı koyamız. Birbirimizge muruvat kuştu olmuyor. Bu gırt İslam'a teskarisi sünnet de gır teskarisi yani namı sünnet oldu. Asıl sünnet ne mi? Bir uçige arzan veriş. Min sobrimizden 900'ge bir varış sünnet. Biraderim hırsan olsun diyeyim. Al uçige 1100 bir varış sünnet. Biraderim hırsan olsun. Siz buradan talaşıp 800'ge bir diyeken payette sünnet diyesiz ondan sünneti talep kılıyorsunuz. O siz sünneti hala kılıyorsunuz. Asıl siz min dese erken 1100'den diyorum bir varış sünnet mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam kaçan sahada kısalar? Köpetli bir gelme pulla. Yiyeceğim, kem bir gelme. Aynı yan bir gelme köpünce köpetli bir gelme. Köpetli bir sünnet aslında. Kemetli oluşmaz. Bana bu, mesela sizge yaşa belirli o. Hani kalktı, usta sizge bal bazar kıp gedik. Bal palan iş kıp gedik. Çıkıp bal palan ciger sat deyik. Bal çıkıp kıyımı tozala palancılarını. Bal bal meçit tozalıp gelesen, tarif kalanı tozalıp gelesen. Bugün çıkıp bazar tüpürüp gelesen. Mecnen nasıl kıldı? Siz cemiyetki, insaniyetki hizmet kılış lezzetini tutas. Ana ki siz insan bulamda. Sizin nefs, o yüzden lezzetleriniz artıdanmez. Allah'ın hakışları artıdan yürüdüken bu kadar. Allah'ın razılığı artıdan yürüdüken bu kadar. O işin mutmainliği var. Bir ayda bulsa hem buluşum mümkün. Üç ayda hem buluşum mümkün. Bazı sufilerin, mürşidlerin, ferzenlerin varsa, otası yaş terbiye kıyam için bir ayda çıkıp gitken. İrşad da olup, Muhsuncan kardamlarının dedeleriye, Muhsuncan kardamlarının 14 yaşında irşad verildi. 14 yaşında gitti irşad verildi. O balan şimdi kalep bilgen olur. Nefsi mutmain boldu. Bir oldu. Hatta terbiyeye salahiyetini kurdu. Bugün Bamdat'tan kamarkenlerinde okuş cemaatler. Bamdat'a çıksalar meçhide okup olayın iken. Şuna kadar kalktı yıkılı genekeller ki, ayet şeydi ki, hün hün yıkılı genekeller. Cemaatiye keç kapı olayın iken. Ki, çüz tamamında bak, Maçta varırken yarım saat nara yarım saat çiğ olurken varas. O yada o kişinin üç pirler varırken, o kişinin hana kası var, o şu dokuyma cemaatine ölüp kasam deyip, o şaka kadar buyurgen ki. Yarım saat yol basıp varsa, varsalar ustalar çık, keldi mi de kütüp gelir ki. Namaz okumasın kütüp düşken ki onlar, bu kişinin kelişini. Cemaat ki bugün o şey himmetini görüp, o kişinin adına bile diyor hayatını. Mürebbi bile diyor, ustalar bir yerine uzun şakırt. O şey derece yetkenini görüp, senga irshod bersa bo'ladi deb istihola o'qib, keyin istiholada javob bo'lgandan keyin irshod berilgan ekanlar. Yonida yurgan 30 yildan beri yurgan shogirdi bor ekan. U ta'sir biz 30 yildan beri yonida yuribmiz, yosh bolaga berasizmi irshodni desa, ixtiyor menda emas degan ekan. Buni Alloh tanladi degan. Ana shunday tarbiya ko'rib chiroyli inson bo'lgan paytda ana unga keyin javob berishgan. Irshod berish shart emas, irshod berish tarbiya qobiliyati borlarga beriladi. Boshqalarga bor chiqib ishini qilaverdi. Ana undan keyin qaysi ishni qilsa solih bo'ladi. Mumun bo'ladi, inson bo'ladi, odamiy bo'ladi. Mana shu tazkiya shu payg'ambarlarni hamma payg'ambarning vazifalaridan bittasi. Rasul akram alayhi sollatu vasallamning vazifalaridan bittasi. Ibrohim alayhissalom tazkiyani oxirga surgan ekanlar, Alloh ijobatni oldinga surgan. Mashalloh. Da'vat tilovatdan bo'lib, boshida oyat, Allohning oyatlarini nidosini yetkazish. U kirdimi?
terbiye tezkiye. Ondan kim? Ta'lim. Terbiye ta'limine oldu. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı sünnetini okutuş kim olur? Agar terbiyesiz okutsanız kitabı sünnetini. Hazır ki okuyan bulguncu ile çıkardı. İslam'ın namına. Kim? Payda olur İslam'dan korkuş. Dünyadaki en adil kanunu alın. Suistimal kılırsa adalet vermedi o. İslam'ın en adil nizam buluşuya karamazsan suistimal kılınsa netice vermiyor. O terbiye kılmasa suistimal kıladı o. Şimdi biz mi? Ana tezkiye demek ana şu ilim keyinçelik. Kitab-ı sünnetten ulamalar hadisten, Kur'an'dan fikhini çıkar olan peyitlerde akideni çıkar olan peyitlerde aynı tezkiyeye dair ayet hadislerini acretip, cemlep, şahlegenlerde o şey ilim ki tasavvuf ilmi. Şu bu iştikiyenler sofiyle bugün. Tasavvuf yani ki nefs terbiyesi ilmi, tezkiyetü nefs. O hal kazadip atalıyor.